Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kış hazırlıkları için sizler ile e, makarna yapıyoruz. Kışın e, evimizde kendi yapmış olduğumuz makarnalarımızı rahat rahat tüketebilmek için makarnamız için ilk önce yumurtalarımızı kıralım. Makarnamızın ismi biz burada tatar diyoruz. Farklı isimleri de olabilir. Farklı şehirlerde farklı isimler kullanılabilir. Tatar e, hamuru kesiyoruz. Yumurta ve tuzumuzu yoğurma kabına alalım arkadaşlar. Çırpma teliyle ile güzelce çırpıp karıştıralım. Üzerine sütünü ekleyelim ve tekrar çırpalım. Artık ununu eklemeye geldi arkadaşlar. Sıra çırpma telini çıkartıyorum içinden ve ununu ilave ediyorum. Normal e, hamur yoğurur gibi değil. Daha e, sert bir hamur yoğuracağız arkadaşlar. Makarna hamurlarının sert olması gerekiyor. Elimize yapışmayan bir kıvamda olması gerekiyor ve güzel yoğurmamız gerekiyor. Hamurumuzu iyice yoğuracağız ve dinlendireceğiz. Bu çok önemli. Tekrar unumdan ilave ediyorum arkadaşlar. Un miktarını da tabii ki sizlere vermeye çalıştım fakat kıvamını göstereceğim, sizler de göreceksiniz daha net olur. Kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. Tabii ki kontrollü bir şekilde koyun. Fakat katı bir hamur olması gerekiyor. Ben yoğurma kabını biraz küçük seçmişim bu sefer onun için tezgahımı alıp tezgahımda devam edeceğim hamurumu yoğurmaya. Daha rahat yoğurabilmek için bol da un serptim gördüğünüz gibi. Hamurum toparlandıkça elimdeki hamurlar da toparlanacak arkadaşlar. Hiç hamur tanesi kalmayacak sizler de göreceksiniz. Ve söylediğim gibi ne kadar iyi bir hamur yoğurur isek o kadar güzel sonuç alırız. Ve katı bir hamurumuzun olması gerekiyor. Buna da dikkat edelim lütfen. Tekrar un ekliyorum. Hamurum çünkü yumuşak henüz. Artık iyice toparlanmaya başladı. Evet, bütün koymuş olduğum unu gördüğünüz gibi hamurum topladı ve kıvamını aldı. Hamurum hiç elime yapışmıyor artık arkadaşlar. Tam kıvamında. Çok güzel oldu. Bir tabağa alıp üzerini kapatıyorum arkadaşlar. Naylon poşet ile de kapatabilirsiniz. Ben streç ile kapatıyorum. Bir saat dinlendiriyoruz. Mutlaka dinlendirmeniz gerekiyor. Dinlendiği zaman daha rahat açılacaktır. Çünkü katı bir hamur yoğurduk. Katı bir hamur olduğu için açması biraz zor olacak. Hamurumu un serpmiş olduğum tezgahımı alıyorum arkadaşlar. Hafif un serperek önce bir yuvarlıyorum. Bezeler yapacağım. Şöyle içini göstermek istiyorum. İçinin bu şekil göz göz olması gerekiyor. Hamurumuzu bu daha güzel yoğurduğumuzu gösterir arkadaşlar. Ne kadar iyi yoğurur isek o kadar bu şekilde içi göz göz olur. Artık un ile birlikte bezelerimizi hazırlayalım. Bezelerimizin büyüklüğünü de bezelerimizi açtıktan sonra kurutacağız. Benim tüplü sacım var elektrikli olanları da var bunların veya ikisi de yok ise normal tavada da kurutabilirsiniz pişirmiyoruz sadece kurutuyoruz arkadaşlar göreceksiniz sizde onun için onun büyüklüğüne göre bezelerinizi hazırlayabilirsiniz ben e, mandalinadan büyük e, neredeyse portakal büyüklüğünde bezeler yaptım diğer bezelerimin üzerine örtüyorum bir tanesini alıp açmaya başlıyorum Merdane ile açabilirsiniz, oklava ile açabilirsiniz. Tercih sizin. Merdane ile bile açılabilen bir hamur. Merdane ile açıldığı zaman daha rahat bastırılıyor zaten. Daha kolay oluyor. Hamurumu yeni beze yaptığım için dinlenmedi henüz. Onun için biraz sert, zor açılabiliyor. Ama bezelerimi artık beklemek istemiyorum. Fakat zamanınız varsa üzerini tekrar örtüp bir 10-15 dakika bekleyebilirsiniz. Ben bütün bezelerimi tabak büyüklüğünde açtım ve şimdi ilk açmış olduğum bezemden başlıyorum tekrar büyütmeye. Bu şekilde yapıldığı zaman hamur rahatlıyor ve daha kolay açılmaya başlıyor. İlk yapmış olduğum, açmış olduğum bezemden başladım. Artık inceltiyorum. Fakat normal gözleme yapar gibi inceltmiyoruz arkadaşlar. İçli ekmek yapar gibi. Bakın kıvamını göstermek istiyorum kalınlığını size. Çok ince olmayacak. Artık istediğimiz kıvamda oldu incelikte daha doğrusu. İnce olursa istediğimiz sonucu alamayız. Ben gördüğünüz gibi sacımın üzerine koyuyorum. hafif kımıldatarak sadece kurumasını sağlıyorum. Çok kısık ateşte şu an. Kesinlikle yüksek ateş yapmıyoruz. Bakın hemen fısır kabarmaya başladı. Fısırdadı. Hemen çevirmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Şöyle hafif çevire çevire kurumasını sağlıyorum. Kızarmayacak buna lütfen dikkat edin. Sadece kuruyacak. Alıyorum ve bir diğer ikincisini koyacağım. Yine aynı şekilde kızartmadan arkadaşlar kenarlarını hafif kımıldatarak gördüğünüz gibi kurutuyorum. Hemen çeviriyorum. Yüksek ateş kullanmıyoruz lütfen buna da dikkat edelim. Yüksek ateş olduğu zaman hemen kızaracaktır. Kurumayacaktır. Bizim istediğimiz kuruması. Böyle bir kurutma yöntemi rahatlık oluyor. Fakat tavanız yok ise yani yapabileceğiniz bir tavanız veya böyle bir sacınız yok ise güneşe serip güneşte de kurutabilirsiniz. Fakat o zaman biraz daha zaman alacaktır. Alt üst çevirerek bekleterek temiz bir örtü üzerine serip kurutabilirsiniz. Yeterince kuruduğunda kesebilirsiniz. Çok fazla da kurur ise kesmeniz zorlaşır. Buna da dikkat edin lütfen. Artık ben hepsini de aynı kıvamda yaptım. Gördüğünüz gibi temiz bir örtü üzerine aldım. Şimdi soğumasını bekledim ve artık e, kesiyorum Tatar hamurlarımı. Ben 5 tane üst üstüne koyarak kesebiliyorum. Bu size kalmış. 2 tane de yapabilirsiniz, 3 tane de, 5 tane de veya daha fazla da. Nasıl kesebiliyorsanız rahat o şekilde kesebilirsiniz. Önce ortadan 2'ye kesiyorum. Daha sonra diğer tarafında üzerine katlıyorum. 5 taneydi. 10 tane üst üste kesme yerinize göre de değişebilir. Rahat bir kesme büyük tahtanız var ise 10 taneyi üst üste de koyup kesebilirsiniz. Bu şekilde ev makarnamızı hazırlıyoruz. Temiz örtüler üzerinde kurutup kışın arz ettiğimiz zaman pişirip tüketiyoruz arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Bol yumurtalı ve sütlü bir hamuru var çünkü. İnce ince kesiyorum gördüğünüz gibi bir parmak kalınlığında anca var yok bile uzun şeritler kesiyorum daha sonra kare şeritlere keseceğim. Bunu pişirirken de nasıl tüketmek istiyorsanız o şekilde tabii ki tüketebilirsiniz. Fakat biz bol suda haşlayıp üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçalı sos yapıyoruz. Tereyağlı tabii ki o şekilde tüketiyoruz. Tabii ki sizler nasıl tüketmek istiyorsanız o şekilde tüketebilirsiniz. Bol yoğurtlu çok güzel olur üzerine tabii ki tereyağı mutlaka koymanızı tavsiye ederim. Tereyağsız lezzetini bizler alamıyoruz. Çok seviyoruz tereyağlı. Sizlerin de tereyağlı tüketmesini tavsiye ederim arkadaşlar seviyorsanız tabii ki. Şimdi uzun şeritlere kesmiş olduğum gördüğünüz gibi artık karelere kesiyorum. Bunu da daha az daha çok yapabilirsiniz. 2-3 şerit de kesebilirsiniz aynı anda. Bu şekilde benim gibi daha fazla da kesebilirsiniz. Çabuk olması için daha fazla kesmeyi tercih ettim. Bunlar el alışkanlığınıza, pratikliğinize göre değişebilir. Eliniz ile gördüğünüz gibi ufalayıp Şöyle serpiştirince dağılıyor. Bu saçta kuruttuğumuz için tavada da kurutabilirsiniz. Veya temiz bir örtü üzerine serip arada alt üst çevirerek kendi halinde de kurumasını bekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Tatar makarnalarımız, hamurlarımız hazır. Artık temiz bir örtü üzerine serip gün ışığında kurutacağız ve arz ettiğimiz zaman suda haşlayıp üzerine bol sarımsaklı yoğurt ve tereyağı dökerek servis yapacağız. Bakın çok güzel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Büyük kolaylık ve sağlıklı. Deneyecek olanlara kolaylıklar dilerim. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.